Sanalcı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geldik Pori'de yükümüzü teslim ettik vesaire vesaire. Dinlendim, uyudum, yattım. Bir güzel kendime geldim. Olukoto diye bir şehir var 15 kilometre uzaklıkta. Orada bir işle anlaşmaya varmıştık tam. O detayı sonra anlatayım. Yükümüz kullanılmış plastik Skelefti şehrine doğru yola çıkacağız. Yağmur yağıyor, kamerayı ıslatmak istemiyorum. Arabaya geçtiğimizde devam edelim. Skelet şehrine doğru yola çıktığımızı bahsetmiştim. Çift dorsiyle gideceğiz bu sefer. Yolumuz 500 kilometre kadar yolculuk var. Ya tren gibi mübarek. Pek de diyecek bir şey yok. 400 kilometresi karayolu, 100 kilometresi de deniz yolu olmak üzere toplamda 500 kilometrelik bir yolculuk. 9.400 lira para alacağız. Olukey Toto şehrine gittim. Yük var dediler. 39 tonluk bir buldozer vardı. Parası güzel müzel bilmem ne falan fişman. Adamlarla telefonla konuştum. Tamam dedim geliyorum. Uyuduktan sonra. Zaten şurada 2 saat önce falan uyandım. İşte bir şeyler atıştırdım. Bilmem ne yaptım falan filan. Oraya gittim adamlarla görüştüm. Oluketo şunu bir kapatayım ben öncelikle. Oluketo şehrinde adamlarla böyle sohbet muhabbet 39 tonluk işte buldozer vereceğiz sana onu götüreceksin. Hani özellikle de belirttim gitmeden önce 400-500 kilometreden uzaksa gidemem dedim. Hani o kadar dedim şeyim yok. Tek şoförüm. Ya işte gidersin yaparsın falan demeye başladılar. Ulan dedim gideyim göreyim 15 kilometre hani bir şey kaybetmem. Gittim görüştüm adamlarla. Adamlar sağ olsunlar hani hoş sohbet muhabbet. Dedim gibi evet fiyatı güzeldi yükün. 1100 kilometre kadar bir yüktü. Yani dedim o kadar dedim enerjim yok. Sürekli dedim son zamanlarda hani yüke çıkıyorum. Daha dedim yeni dedim geçtiğimiz zamanlarda hani uzun bir yükü tek başıma götürdüm. Buna dedim dayanamam. Yanıma dedim yedek bir şoför verirseniz dedim. Ona göre dedim belki dedim gidebilirim. Onu da kabul etmediler. Parayı dedim biraz daha arttırın. Yok dediler. İyi dedim tamam. Geri geldim. Burada Sal diye hani navigasyonda Sal isimli bir tane firma gözüküyor. Ulan dedim sal ne sal ne sal var. Yanında da dünya simgesi var. Zaten videonun başlangıcında da öndeki dorsenin üstünde de vardı simgesi. Salo yazıyor. Ulan dedim dur ben şurayı bir arayayım. Aradım. Tabi yabancı birisi açtı. Sonra böyle biraz internette falan araştırma yaptım. Meğer Türk firmasıymış. Sağ olsunlar mükemmel karşıladılar beni. Sohbet muhabbet ettik vesaire vesaire falan. Yükünüz var mı? Var. Tamam dedim hani bize dedim teslim ederseniz biz dedik götürürüz. Adamlarla da anlaştık sağ olsunlar. İyi davranmaların üstüne güzel de bir paraya 15 tonluk bir plastik sıkıştırılmış plastik yükü verdiler. İşte Skellefteå şehrine doğru yukarılara doğru iyice kuzeye doğru gitmeye devam ediyoruz. Haritamı açtım şöyle bir baktım. Uyumadan önce bir dedim hani neredeyim onu bir göreyim. GPS'te falan neredeyim bir kontrol edeyim falan filan derken bir baktım. Ivalo şehrine doğru yaklaşıyorum. Sizlere bahsetmiştim hatırlarsanız Ivalo'ya gittik geldik bilmem ne yaptık. Denizi geçtikten sonra bahsettiğim sürekli transit gittiğimiz yollara doğru artık giriş yapacağız. Bir yandan seviniyorum. Hani çok iyi bildiğim yollar. Bir yandan da böyle içimde oraları tek gitmenin burukluğu var. Yapacak da bir şey yok. En azından yolumuza bakıyoruz. İnşallah daha da kuzeye doğru çıkarım. Ivalo'ya giderim. Onun üstünde Umalea şehri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya giderim. Yani oraları da görmüş oluruz. Uzun süredir gitmiyordum. Velhasıl kelamı öyle sıkıştırılmış kullanılmış plastik olduğunu söylemiştim. Böyle bildiğiniz küp küp forkliftlerle yüklediler dorselere. Bir dorse verdiler. Tarttılar böyle bir kantarları var böyle çok güzel forklift gibi. Tekerlerin altına dayıyorlar tekerlerin ve dayanakların altına. Tık 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 kaç ton geldi şu kadar geldi. İkinci dorseyi takmadan önce yaklaşık 9.700 kilo falan gelmişti. Geldim hani isterseniz iki tane dedim 13.60 götüreyim. Tecrübem var adamlar Türkiye tarafında böyle ikili dorseler çok fazla kullanılmadığı için biraz tereddüt ettiler. Hemen açtım YouTube'dan o eski havuç videolarımız falan var. Mercedes'te yeni aldığımız dorsa ile beraber onları falan gösterdim. Ha dediler tamam. İkinci 13.60'ı bulamadılar. Hani ellerinde yokmuş 13.60. Dediler ki ufak takalım hani. Bu da 13.60'ın yarısı kadar.
En az dediler onun kadar yük alır. Ona da bastık. 15 ton yüke denk getirdik. Yani hayırlısıyla çıktık yola. Çok aciliyeti olan bir yük değil. Bugün günlerden cuma, cumartesi günü 17 civarına kadar vaktimiz var. Yani 24 saatlik bir vaktimiz var. 100 kilometrelik gemi yolculuğumuz var önümüzde. Orada dinleniriz bir güzel. Yine orası nereden baksanız bir 3-4 saat sürer. Onun dışında da yapıştırır gideriz. Takomuz da dinlenir. Takodan da yemeyiz. Zaten yükü almadan önce dediğim gibi yani bayağı güzel uyudum. 7,5-8 saat kadar falan devirdim. Hani hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonuna girdiğimiz için takoya dikkat etmem gerek bir tık da. Yoksa bizim başımızı güzel ağrıtırlar. Hani Finlandiya taraflarında özellikle bu kurallar biraz daha maalesef katı. O sebepten ötürü de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Çalıştık da havamızda 22 derece bu arada. Ondan da hemen bahsedeyim. Hani arabamın ölçtüğü en azından 22 derece. Ulan biraz hızlı girdim muhabbete dalınca. İkinci dorsa biraz böyle atar gibi oldu. Tereddüt ettim de. Çok problem değil. Şunu... Aa, dorsa dingili kalkmıyor. Lan acaba dingili kalkan dorsiden değil mi? Kaldırayım hani adamların lastiği yıpranmasın diye düşünmüştüm de her neyse. Yani yağmur ben uyurken yağmaya başladı. Duydum hayal meyal hatırlıyorum yağmurun yağdığını. Ama ondan sonrasını tabii dalmışım. Bir ara böyle uyandım hala yağıyor. Hiç şey yapmadım. Kesintisiz bir şekilde uyudum. Tuvalete bile ayıptır söylemesi kalkmamışım. Sonrasında da işte sağ olsun Salo ile anlaştık. Selahattin'miş adamın adı. Niye Selo değil diye hani sordum oradaki arkadaşlara. Bir tane kardeşi varmış Ahmet diye. İşte Selahattin Ahmet bilmem ne falan hani bir birleşim yapalım demişler. Bir şey uyduramamışlar. En son Selo hadi Selo'nun E'sini uçuralım A yapalım. Salo hadi Ahmet'in de gönlü olsun. Muhabbetine girişmişler. Güzel bir isim olmuş. Helal olsun adamlar buralarda özellikle. Baya böyle kallavi bir şirketmiş. Hani kendilerine de buradan selam edeyim. Oradaki birçok kişiye zaten YouTube kanalını söyledim dedim. Bak hani bu dedim yolculuğa çıkarken YouTube'da video çekeceğim. Gelin dedim siz de görün, takip edin. Hani dedim ona göre dedim. Oradan dedim konuşalım edelim. Gelin dedim videonun altına yorum atın. İnşallah gelirler. Bakacağız artık yani duruma göre kendimizi ayarlayacağız. Dön babacım artık be. Dön be. Ya senin ben adama söyleyeceğiz diye arabayı vitese bindirdik ya. Tam böyle bir de dönerken sinyal veriyorlar. Kimisi. Ona uyuz oluyorum. Yalnız şu sağdaki evler çok güzelmiş ya. Vallahi tam çiftlik evi ha, yemin olsun. Git otur. Bak aa, orada Fendt traktörü var. Gözümden de kaçmaz. Son çektiğimiz tırdan indim traktöre serimizin videosunu da şöyle sağ üstte yani iliştireyim orada gözüksün. Hani en azından kendi reklamımızı da kendimiz yapmış olalım. Biz de Fendt kullanıyoruz. Fendt bu alemde yani böyle bir alem varsa bu alemin kralı Fendt'tir o kadar söyleyeyim ben size. Velhasıl kelamı yani o kadar işte tren gibi çıktık yola 13.60 arkadaki de hemen hemen aradaki bağlantıyla beraber 8 metreye falan denk geliyor. 19-20 metre kadar bir dorsemiz var. Daha da fazla olabilir. Ölçmedim gerçi de. Yo pardon 22 metreye yakın bir dorsemiz var. 22 metrelik dorse kupamızda nereden baksanız 3 metreye yakın. 25 metre gidiyoruz. Kazamız mübarek. Yolumuz hayırlı. Kaymak gibi olsun inşallah. Şöyle 12'ye sallayayım. 90'a da hızımı sabitleyeyim. Yakıt tasarrufu biraz hızlı, biraz yakıt tasarrufu. Böyle karma bir şekilde sakin sakin kendimizi dinlendire dinlendire gidelim. 90-90 gitsek kimseye zararımız olmadan 5 saatte en azından varacağımız yere varırız. Ama dediğim gibi gemi yolculuğu biraz tabii sekteye uğratabilir bu hesabımızı. Hiç problem değil aman. Bak o motor arızasını yine verdi. Baktırmadık. Neyse inşallah bir daha vermez. Ha ayrıca depoyu da fulledim. Bir önceki yükten aldığımız 12.300 lirayı koydum cebe. Gittim 10.000 liraya
Deponun kalan kısımlarının hepsini fulledim. 1000 litre kadar mazot aldık. 10 bin lira falan gibi para verdim. Yani 10 liraydı mazot. Hadi dedim ucuz bulmuşken fulleyelim. Yani salondaki arkadaşlar o bir iki tane de Türkiye'den denk geldik bu arada. Oradaki arkadaşlar iyi yapmışsın. Hani bu çevrede de hani en ucuz olur. Belki gittiğin yerde bile bu kadar ucuz bulamayabilirsin dediler. Bakacağız artık. Nasip, kısmet, şans. 8'e bulursam yine boş kalan kısmın üstünü fullerim yani, öyle söyleyeyim. Öndeki aracı ne o? Otomobil taşıyan şeylerden değil mi? Aynen öyle. Ha, boş niye basmıyor diyecektim de onun önü doluymuş. Sonradan fark ettim. Yağmur alınca tabii görüş mesafesi ister istemez bayağı azalıyor. Şöyle biz yine 5'te yürüyelim. Dediğim gibi yük ağır değil. Yürürse durma be. Durma be kardeş ya. Durma da arabayı bire bindirmeyelim işte. Biraz böyle yakıttan kısıyorduk. Ne güzel gözüküyor lan Dorse. Vallahi çok hoşuma gitti ha. Bayağıdır da böyle kıymetli hani böyle pahalı yükler denk gelmiyor. Bir yat vardı en son. Onun da böyle şeyini böyle sağ üst tarafa bir çıkıntı yapalım. Oradan da gelsin bassın. O videomuzu da hatırlatmış olalım. En baba yanlış hatırlamıyorsam son zamanlarda yat sevkiyatı yapmıştık. Yat sevkiyatından sonra da böyle çok pahalı bir yükümüz olmadı diye hatırlıyorum. Şuradan çıkışımızı yaptık mı? Sonrasında sanırım burası aynen. Otobana geldik. İnşallah otoban yolumuz uzundur. Biraz böyle yardırırız. Hani yardırırız dedim. 90 değil de 100 ile gideriz. O da bize güzel bir katma değer sağlar. Hem yakıttan hem yağmur yağıyor. Çok fazla böyle, çünkü o yağmurun her ne kadar dinlenmiş olursan ol, o yağmurun böyle tıkır tıkır sesi arabanın içinde insanın uykusunu getiriyor. Bir de böyle tekseniz, muhabbet edeceğiniz bir insan yoksa, sizlerle ben muhabbet etmeye çalışıyorum elimden geldiğince de. Girme işte la. Sinyal veriyorum. Burnunu sokuyorsun götümün dibine kadar. Yani geç soldan devam et. Geri zeka. Ben sizlerle muhabbet ediyorum tabi de, tabi bu tek taraflı bir muhabbet oluyor ister istemez. Tekseniz maalesef bu yağmur tıkırtısı insanın biraz da olsa uykusunu getiriyor. Çok da problem değil. Uykumu aldım. Uyku uykunun damızlığıdır derdi anneannem. Gerçekten öyle. Ne kadar çok uyursanız o kadar çok uykunuz geliyor. O kadar çok hamallıyorsunuz. O sebepten ötürü de çok uyuduğum yollarda daha çok dikkat etmeye çalışırım. Ya çok uyuduğum yolda ya çok uykusuz olduğum yolda, böyle o iki kriterde çok çok dikkat etmeye çalışırım. O yüzden bu yolculukta da biraz elimizden geldiğince fazla dikkat göstermemiz gerekecek. Zaten dorsemiz uzun. Hani o beni biraz tedirgin ediyor. Onun yanı sıra da işte böyle şehir içi, mehir içi bilmem ne, uyku, yağmur. Görüyorsunuz yani maşallah hiç kesmeden silecek ikinci kademede ucu ucuna yetişiyor. Böyle bir tık daha arttırsa, hani öyle söyleyeyim size, silecek yetişmeyecek üçüncü kademeye doğru çıkacağız. Sağ tarafımız da herhalde otogar mı lan orası? Otogar galiba. Buradan otobüsçü kardeşlere de selam olsun. Otobüsçülük de zor. Hadi biz yük taşıyoruz. Bir mal var. O malın karşılığını belki ömür boyu çalışırsın, bir şekilde ödersin, ama otobüsçülere insan taşıdığı için onların ben işinin bir tık daha kıymetli olduğunu, bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum. Oğlum ne kadar yüksek lan su. Şuna bak, neredeyse köprüye taşıyacak ha. Taşmış olsaydı güzel olurdu. Bize güzel malzeme çıkardı da neredeyse köprüye taşıyacak, insan irkiliyor yani ister istemez. Çok tuhafıma gitti benim ha. Renault'cum çıkacaksan çık, ben geniş alacağım babacım, çünkü dorsem uzun olduğu için mecbur böyle biraz sallayarak dönmemiz gerekiyor. Yoksa dönemeyiz, takarız yani, bir elektrik direğini deviriveririz, sonra al başına belayı. Saat 9'a doğru gelmişiz, ben saatin hiç farkında değilim muhabbet sohbet derken. Ama görüyorsunuz hava neredeyse hiç karanlık değil, işte kuzeye doğru çıktıkça kuzeyin güzelliği diyeyim ben. Böyle zifiri karanlık hiçbir zaman
Hiçbir zaman demeyeyim de hani çok sık denk gelmezsiniz. Çok sık denk gelmediğiniz için de böyle saatin farkına varmazsınız. Sanırım limana mı geldik ya? Limana da geldik galiba. Şimdi bir gemiye binişimiz var. Ulan Merso yaktın beni Merso. Çok güzel ya gerçekten. Geçen Yunus'la bir telefonla konuştuk. Abi diyor memnunum da diyor. Senin diyor eski MP3 1861 daha canavardı diyor. Şeytan da dürtmüyor değil yani. Bir tane 1861 çöz. Eski meski abi. Kullan 1861'in hatırı var. Ne keyif verir var ya. Yani aklımdan da geçiyor ama. Şunu bir kullanalım da. Biraz borçlu aldık bunu biliyorsunuz. Plastik şey var aynen bakın ya görüyorsun plastik tümsek arabaları daha beter zıplatıyor. O yüzden normal tümsekten daha da dikkatli geçmeye çalışıyorum buna. Hatta bakın şurada ufak bir ara var. En azından çekiciyi oradan şöyle geçirttirebilirsek. Çok sallıyor abi yani yazık günah. Şöyle yapalım. En azından çekicimizin lastiklerini belki de doğru senin bir dingilin de olsa dingilinin lastiğini orada kurtarmış olalım. Gemimize doğru da yanaştık. Gemide yalnız bayağı kallavi bir gemi. Sanki buraya ben gelmiştim daha önce ya. Şu şey bana bir anımsattı ama Bursa'da Osman Gazi Köprüsü'nde Yalova'da özür dilerim. Osman Gazi Köprüsü'nün altında adını hatırlayamadım. Rock neydi? Rock bilmem ne bir firması vardı. Aynı orası gibi. O ışıklar da yandı. Biz hemen çıkışımızı yapalım. Galiba yavaş yavaş gidecekler. Şu gemi yolculuğumuzu tamamlayalım. Gemi yolculuğumuzu tamamladıktan sonra kaldığımız yerden yine inşallah yolumuza devam ederiz. Sağ biraz fazla yanaştık. Arabayı da işte bitirdik lan. Bak 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 nasıl sarıyor ha. Karşıya geçince böyle müsait bir yerde tekrar videomuzu başlatır. Kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi görüşürüz. Tekrardan selamlar. Gemi yolculuğumuz 5 saat kadar sürdü. Gemiden indiğimizde 187 kilometre navigasyonumuz net bir şekilde varacağımız yeri gösteriyordu. Ben tabii sissiz böyle 120 kilometre falan geldim. 80-90, 80-90 sıkıntısız bir şekilde bayağı bir yürüdük diyelim. Yağmur hızını hiç kesmeden aynı şekilde hala devam ediyor. Yaklaşık 50 kilometre kadarlık bir yolumuz kaldı. Elimden geldiğince yakıt tasarrufuna yönelik sürmeye çalıştım. 90'a sabitledim. 90-90 geliyordum ki geride bir arkadaş böyle bir sağa sola dönüş yapma gereksinimi duyduğundan ötürü maalesef yavaşlamak hatta durma noktasına gelmek zorunda kaldık. Videoya başlamadan hemen 2-3 saniye önceydi zaten. Kaydı da tam o arada başlatabildim yani öyle söyleyeyim. Şehre girişi yaptık. Fakat şehrin biraz çıkışına doğru bu Eakres firması var. Bilenler bilir nakliye dünyasında olanlar daha iyi bilirler. Eakres firması böyle hep şehrin dışında olduğu gibi bu götüreceğimiz firma da onun gibi bayağı şehrin dışında yaklaşık 30 kilometre kadar şehir dışına gitmemiz gereken bir noktada. Yani problem yaşamadık çok şükür dediğim gibi 5 saat gemide dinlendim biraz uzandım yemeğimi falan yedim. Gelmemiz gereken saatten neredeyse 12 saat önce varacağız inşallah bir yaramazlık olmazsa önümüzde bir trafik sıkışıklığı vesaire olmazsa. Saatlerimiz zaten 5.35'i gösteriyor. Bu arada hava efsane şekilde soğudu. Bakmayın böyle kaprila falan sürüyorum ama kaloriferi açtım mecburiyetten. Çünkü dışarısı eksileri görmeye başladı. Hani çıkayım hava alayım, camı açayım, içerisi serinlesin deme şansım artık yok yani öyle söyleyeyim size. İnşallah böyle don, buz, kar o tür şeylerle karşılaşmayız. Karşılaşsak da çok problem değil. Lastiklerimiz zaten 4 mevsim. Ha değiştirmemiz gerek mi bilmiyorum. Hani bir gidip kontrol ettirmedim henüz herhangi bir yere ama benim gördüğüm kadarıyla
Dişleri gayet iyi. Dişleri iyi olduğu için de en azından şimdilik biraz daha bekleyebilir, biraz daha kullanabiliriz. Biraz daha en azından böyle hani benim tahminim 15 bin, 20 bin kilometreye yakın bir kilometre yapmamızı olanak sağlar, öyle diyeyim ben. Onun dışında da işte 50'lerde falandı 100 kilometre ortalama yakıt tüketimimiz, 43'lere kadar düşürdüm. Hani böyle resmen gazı okşayarak yürüdüm, öyle söyleyeyim. Ha, sola dönüş için yeşil yanmış. Ben bir an bize yanıyor zannettim. O yüzden hadi kalkışa geçeyim diye düşünmüştüm de biraz bekleyelim, yeşil yansın, elbet kalkarız. Ama epey de bir sürdü yani. Değişik baya böyle epey de büyük bir kavşak. Sıra bizde, yavaştan kalkışımızı gerçekleştirelim. Aynı anda da bir tane MP4, karşıdan da bir tane MP4. Maşallah bembeyaz cincik gibi. Bizim makinayı kaplama yaptırmadan önceki hali, yani öyle söyleyeyim. Özlüyoruz ya. Vallahi ne olursa olsun, her ne kadar çok çilemizi çekmiş olsa da nasıl diyeyim, çok fazla böyle yollarda hırpalamış olsak da kendisini, ağır yüklü bilmem neydi, kaza yapmış olsak da, yani özlememek elden değil. Nereden baksanız 3,5-4 yıla yakın bir süre geçirdik beraber. O sebepten ötürü de ister istemez böyle insan, yani gördüğü zaman bir aklına geliyor hani arabayla geçirilen vakitler. Bununla da inşallah güzel zamanlar geçireceğiz diye ümit ediyorum. Böyle bir ezen sesi geliyor gibi ama emin de olamadım. Var mıdır acaba buralarda? Bu arada İsveç sınırlarına girdik, yani onu da belirteyim. İsveç'te bilmiyorum yani, vatandaşlar biraz hani haberlerde falan görüyoruz genelde, din karşıtı hareketler vesaireler falan yapıyorlar. Bu arada ben babamın tarlasında gider gibi soldan gidiyorum. İki gidiş geliş bir yol. Sağa yanaşayım, bir gelen giden olursa en azından ona da yol vermiş oluruz. Ha, zaten yolda daralıyormuş, mecbur geçiş yapacağız yani. Arkamızdan gelen de mecbur bizi bekleyecek. Dediğim gibi şehri bitirdik. Baya böyle görüyorsunuz yani, dışına doğru geldik. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Yerlerdeyiz. Kırmızı ışık yanıyor ama karşıdan gelen gözüm ha, kesiyor. Zaten ufak bir yermiş. Geçelim abi. Arabayı dur kalk yapmanın manası yok. Burada da zaten kamera yok yani, hani çekebilecek. O yüzden devam edelim, geçelim. İnşallah böyle geri geri yanaşmamız gereken bir noktada değildir. Çift dorse canımızı okur yoksa. Hani bir yarım saat buna uğraşırız diye düşünüyorum ben. Bakalım ne olur ne gider. Vardığımızda artık göreceğiz. İyice navigasyonumuz da yerimiz belli olmaya başladı. O iki tane hemzemin geçit var. Arada kalmayalım. Dorsemiz uzun. Gerçekten arada kalırız yoksa. Hani çok kötü böyle tırlar falan kalıyorlar, bilmem ne oluyor. Hani böyle ne bileyim, içim parçalanıyor ya. Yani çok tuhaf geliyor. Yüke mi acırsın? Trendeki adama mı acırsın? Orası neymiş lan bu arada? Herhalde yürüyüş yolu gibi bir şey tahminim. Çıkmadayıcım. Yani çekiciden giren trenler de var. Yani bu trenin durabilme şeyi yok, şansı yok. Durabilme şansı olmadığı için de maalesef ki görüyorsunuz. Hani görmüşsünüzdür belki, böyle internette falan bayağı geziyor adam, koca dozer şey var, kepçe var. Adam kepçeyle trenin böyle hemzemin geçitin ortasında kalıyor. Bir bakıyorsun paramparça ediyor geçiyor yani, hiç affetmiyor. Biraz hızlı geçeceğim şurada. İyi, yanaştırma yerimiz en azından şey değil. Karşıda da bir tane çift dorse var yine. İşime gelirse yine alırım onu ya. Çok keyifli geçti bence. Hani en azından çok zorlanmadım. Zorlanır mıyım acaba diye bir düşünmüştüm. Çünkü bayağıdır çift dorse falan taşımıyorsa hep böyle lowbetler bilmem neyler vırlar zıvırlar. Şöyle bir ortalayalım. Videomuzu sonlandıralım. Sonrasında ben böyle yanaştırma bilmem ne işi varsa hallederim. Bir videonun da sonuna gelmiş olduk bu sayede. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz o dislike butonuna
Köküne kadar basmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.